Uludağ Akaryakıt Koçbet işte timsahı sunar. Başlasak diye girelim buraya. Kendim Furpa Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanıyım. Eski milli sporculardanım. Aynı zamanda Türkiye Boks Federasyon Başkan adaylığımız var. Bu süreç devam ediyor. Bursa'da 700'e yakın çalışanımız, 37 mağazamızla her gün 55 bin insanımıza hizmet vermenin elhamdülillah mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii bunun yanı sıra spor camiasında da amatör spor kulüpleri olsun, Bursa Spor olsun, tamamıyla iç içe, sporla iç içe yaşayan bir sporcu kimliğimle iş adamıyım. Tabi Bursa'ya da bu tür anlamda her türlü katkıyı sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz. Siz de mağazalarınızda Bursa'ya bir katma değer yaratacaksınız. Öyle zaten hedef bu. Yani amaç, her zaman söylüyorum, bir para kazanmak mı yoksa bir misyon belirleyip o yolda hareket edin. Tabii bütün iş adamlarına sorarsanız şimdi para kazanmadan da hiçbir iş yapılmaz ama şu an 37 mağazamız var. Şunu diyebilirim çok rahat. Ya biz 37 mağaza açacağımıza 37 tane dükkan alıp kira da verebiliriz. Hiç riske girmeden onun kirasıyla çok çok rahat geçinebiliriz ama şu düşünceye sahibiz. Bursa'da hem katma değer sağlayarak, hem istihdam sağlayarak Bursa'ya bir nevi olsa en büyük katkı sunan şirketlere vuruyoruz. Çünkü ülkemizde her yıl çalışma yaşına gelen gençler var. Bu gençlere işte iş imkanları sunduğumuz için, yeni iş alanları açtığımız için elhamdülillah kendimizi de çok şanslı hissediyoruz. Tabii Bursa markası olduğumuz için de böyle de bir mecburiyetimiz var. Şimdi biraz önce örnek verdim. Acaba amaç para kazanmak mı yoksa bazı şeylere katkı sağlamak mı? İşte para kazanmak tek hedefimiz olmuş olsa bu kadar riske girip ticaret yapmazdık. Yani bu tarz ticaret yapmazdık. Farklı limanlara da yatırım yapabilirdik. Yani düşünün buna dolar dersiniz, döviz dersiniz, daha doğrusu gayrimenkul dersiniz, arsa dersiniz. Yani her türlü yatırım yapma, farklı yatırım yapma imkanı da var. Ama tabii biz o düşünceyi taşımıyoruz. Bizim amacımız insana hizmet etmek, insanlığa hizmet etmek. Bir nevi olsa bir gencimize de bir iş alanı, yeni iş alanı kurduysak, hizmet anlamında kazanabildiysek ne mutlu bize. Tabii bunun yanı sıra dediğim gibi hem ülke ekonomisine hem Bursa ekonomisine katma değer sağlamanın da ayrı bir gururu, bir katkısı var. Bizim hedefimiz şu, kendimize şu misyonu belirledik. Biz ne zaman yurt dışına bir mağaza açıp orada kazandığımız parayı Bursa'ya yatırım yaptığımız zaman o zaman misyonumuzu tamamlamış olacağız. Demek ki hedeflerimiz de hedeflerimiz yurt dışında mağaza açmak. Evet.
Önce ulusal, sonra uluslararası marka olup, işte dediğim gibi orada kazandığımız parayı buraya yatırım yaptığımız an tamamlamış olacağız misyonumuzu. Belki o zaman emekli oluruz. Estağfurullah, sizin daha gelirsiniz. Peki eski bir milli sporcusunuz, boks ringlerde geldiniz. Biraz da boks kimliğinden bahsedelim. Elhamdülillah hani hizmet hep diyoruz ya, o anlamda da ülkemize çok iyi hizmet ettik. Biz zaten bazen hani espri yapıyorum, acaba Fuat hizmet için doğdu. Evet, yaptığımız bu kadar şeyden sonra hizmet için doğmuşuz diyorum bazen. Hani sporculuk döneminde de hem Türkiye Şampiyonası'nda olsun hem uluslararası arenada birçok madalya ülkeme kazandırdım. Ülkemi Ay Yıldız bayrağı altında çok temsil ettim. Tabii bunun da haklı gururunu yaşadım, bunun mutluluğunu yaşadım. Ondan sonraki süreçlerde gençlerimizi yetiştirip onların yurt dışında madalya kazanması için katkılarda bulundu. Onları kazandık. Ülkemize madalyalar kazandırdık. Hem ringde biz maç yaptığımız dönemlerde kazandık. Hem de bıraktıktan sonra tamamıyla kopmadık tabii. Yöneticilik olarak da çok katkı sunduk. Tabii en son nasip olursa işte federasyon başkanı olarak da finali sağlamayı düşünüyoruz. Nasip olursa. Önümüzdeki dönem gene adaysınız. Nasip olursa. Evet. Adaylığım zaten devam ediyor biliyorsunuz. Biz bir 12 oyla seçimi kaybettik. Kaybetmedik gerçi de. Bir usulsüzlükler vardı. Bu usulsüzlükleri biz hukuksal olarak mahkemeye taşıdık. O davayı da kazandık. Davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Fuat Bey, sizi spor camiası Bursa'da, Bursa Spor'a ve amatör sporları olan desteklerinizle tanıyor. Desteklerinizle biliyor, tanıyor. Peki, önce amatörden başlayalım istersen. Noktayı Bursa Spor'la koyarız. Evet. Şimdi ben her zaman söylerim. Amatör sporlar profesyonel sporun temel taşı, temeli. Eğer diyor ki gençliği de özellikle çocuklarımızı, sporla tanışmamış çocuklarımızın sporla tanışması için en önemli olan bir mevki amatör spor kulüptür. Çünkü eğer amatör spor kulüpleri olmasa o çocuklarımızı biz sporla tanıştıramayız. Eğer sporla tanıştırmak istiyorsak da hani çocuklar da eğer bizim geleceğimizse, biz de gelecek inşa edecekse bu çocukların amatör sporlara yönlendirilip amatör spor kulüplerinin de çok daha iyi desteklenmesi gerektiğini ben sürekli söylüyorum. Ama bizim burada amatör spor kulüplerinde destek olarak eksiklerimiz var mı? Evet var. Bunların nasıl yapılması gerektiğini ben her programda da, her konuştuğum ortamda da, her platformda da bunu söylüyorum. Amatör spor kulüplerinin hem maddi hem manevi olarak çok büyük desteğe ihtiyacı var. Tabii şunu göz ardı edemeyiz. Ülkemizde son dönemlerde biliyorsunuz Gençlik Spor Bakanlığı kuruldu. Yani bu demektir ki şu anki hükümetin spora ne kadar önem verdiği. Fakat temel var mı? 80 milyon nüfusa sahibiz. %60'ı genç nüfusa sahibiz. Altta da çok büyük yeteneklerimiz var. Ama bu aradaki bağı kuracak işte amatör spor kulüpleri, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ya da federasyonlar. Bu federasyonların o aradaki bağı kurup işte o amatör spor kulüplerine ya da amatör spor federasyonlarına maddi ve manevi katkı sağlamaları. Şimdi günümüzde öyle bir düşünce var ki ya iş adamlarından alalım. Şimdi bir iş adamı kimliğiyle ben de konuşuyorum. Sadece amatör futbol kulübü olarak 227 tane kulüp var. 217 tanesi faal. Diğer branşları da alırsak 300 tane. Şimdi düşünün 300'ünün hepsine 1 lira verseniz zaten adamın morali bozulur. Ama 1 liradan siz hesaplarsanız, iş adamı hesaplarsa 300 milyar yapar. Mümkün mü para kazanır? Eski parayla söyleyeyim. Yani 300 milyar verdiğiniz zaman karşıdaki memnun değil. Siz verirseniz size çok ağır bir külfet. Bu anlamda işte her zaman söylüyorum. Yani bir, amatör spor kulüplerini yöneten başkanlar ve yöneticiler, tabii profesyonelliklerde de böyledir. Bu yöneticilerin tamamıyla bu kaynakları sağlamak için orada olmaları gerektiğini de sürekli söylüyorum. Yani kesinlikle kartvizit kimliğiyle
sadece kartvizit sahibi olmak için. Eğer siz başkan olursanız, yönetici olursanız, emin olun bunun başarılı olduğu hiçbir branş yoktur, hiç de görmedim. Yani göremeyiz de, ama ne var? Burada tamamıyla orada hem madde hem manevi destek sağlanabilecek, desteklerini sağlayabilecek, katkıları sunabilecek yönetici düşüncesi olması lazım. Fakat sizin gibi duyarlı sporu seven iş adamları da olmazsa motor sporlar hepten ülkemizde dip yapacak yani. Biraz o sıkıntı da var maalesef ülkemizde. Bunda en büyük eksiği işte sporun vatandaşın yaşam felsefesi haline gelmemesi. Yani spor denince biraz da o sıkıntı var. Spor denince ülkemizde sadece futbol akla geliyor. Oysa diğer branşlar da var. Salon sporları da çok etkili. Tabii biraz insanımız, futbol geniş bir kitle, ben hep söylerim bacası sanayi. İnsanların ekonomik olarak, maddi olarak daha rahat para kazandığı bir lige doğru ilerliyorsunuz. Yani bu da profesyonel ligdir. Tabi oraya gitmeden önceki süreç çok önemli. Orada iyi desteklenmek lazım. İşte o da amatörün önemi orada çıkıyor. Bu anlamda da hani hizmet dedik, hep hizmet diyoruz. Burada da şu düşünceyle biz hareket ediyoruz. Yani diyebilirim ki ya başkaları gibi bana ne. Ama bir insanı kazanmak, insanlığı kazanmak gibidir. Biz yani bu düşünceyle hareket ediyoruz. Burada da işte geçmiş dönemlerde çektiğimiz sıkıntıları bildiğimiz için sporda, bu son dönemlerde insanlarımızın aynı sıkıntılarını bildiğimiz için, onları yaşamamaları için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Siz ama daha zor şartlarda spor yani yapmışsınız. Bizim de bir yere kadar, tabii geçmiş dönemi düşünürseniz hiç kıyaslanmayacak kadar çok zor şartlar vardı. Evet. Yani bir tesisimiz yoktu, bir salonumuz yoktu. Yani son dönemlerde ben geçen belediyelerle görüştüm. Sadece bu son dönemde yaptıkları 70 tane tesis Bursa'da. Yani daha önce bir tesis vardı. Bütün branşlar orada antrenman yapıyordu. Yani bu zorluğu yaşadık biz. Tabii şimdiki nesil biraz daha, şimdiki gençlik biraz daha şanslı. Gençlik diyoruz da hani herkes kediye hiç sizi de çok gençli bilmesinler. Yani 10 sene öncesinden bahsediyorum. 10 senede çok şey değişebiliyor yani, değil mi? Bursa Spor konusuna gelecek olursak, ofisinizde zaten çok dikkat çekici bir şekilde Bursa Spor temaları var. İyi bir Bursa Sporlusunuz. Bursa Spor'a da sponsorluk anlamında da olsa ciddi destekler veriyorsunuz. Bursa Spor'u konuşalım biraz. Bursa Spor'u nasıl görüyorsunuz? Şampiyonluktan sonraki süreç nasıl geçti? Şimdi ben hani Bursa Spor'u nasıl görüyorsunuzdan önce niye bu kadar Bursa Spor'u benimsedim, Bursa Spor'u seviyorum? Ben her zaman söylüyorum. Ne olursa olsun, nerede doğmuşsanız doğun. Ya da nerede büyüdüyseniz büyüyün. Ama eğer Bursa'da yaşıyorsanız, Bursa'nın da tek bir markası eğer Bursa Spor'sa, herkesin Bursa Spor'u sevmesi lazım. Çünkü Bursa'nın en büyük markası. Hani şimdi insanlar belki doğduğu zaman yaşadığı iyiliği ya da tutacağı takımı seçme gibi bir özgürlüğü yok. Ama yaşadığı dönemlerde o tutabileceği takımı da seçme özgürlüğüne sahip. Tabii sevdiği takımı da niye seviyorsun demek de kimsenin haddine değil. Biz eğer Bursa'daysak, ben 25 yıldır Bursa'da yaşıyorsam, Bursa'nın da tek bir markası eğer Bursa Spor'sa, ben de Bursa Sporlu olmamam için bir sebep yok. Bir de hani sporun içinden gelen birçok Bursa sporluyum diyenlerden daha çok elhamdülillah Bursa Spor'u seviyoruz. Çünkü renklerinden dolayı seviyoruz, şehirden dolayı seviyoruz, şehrin markası olduğundan dolayı seviyoruz. İş adamıyız, bize katkı sunduğundan dolayı seviyoruz. Şimdi biz birisi bir spor size katkı sunuyorsa sizin de ona katkı sunmanız lazım. Hani bana ne dememeniz lazım. Şimdi Bursa Spor'un şehrimiz için yaptığı reklamı bugün hiçbir maddiyatla ölçülemez, yapamaz kimse. Şimdi Bursa Spor'un arkasında giden büyük de bir kitle var. Bir taraftarı var. Şimdi ben mesela birçok yurt dışı maçlarına da, şehir dışı maçlarına, deplasmanlara da, burada da çok giderim. Ama çünkü niye giderim? Ben
Gerçekten de Bursa Sporlu. Herkesin gönlünde bir takım vardır. Ama önemli olan takımların gönlündeki yeri çok önemli. Şimdi 3 büyük ya da 4 büyük takımı tutan Bursa'da yaşayan insanlarımız da var. Hani bunlara da bir saygı duyuyoruz ama emin olun onların da gönlünde bir Bursa Sporluk var. Vardır yani, bunu biliyorum çünkü çevremden de biliyorum, arkadaşlarımdan. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe'li. Ve Bursa, Bursa'da benim takımım. Diyen ama çok özellikle insan. 2010'dan sonra sanki bu süreç daha şey geldi değil mi? Şimdi hani biraz da insanları yadırgamamak lazım işin açıkçası. Şimdi daha önce vardır, oturursunuz bir kafede, bir çay bahçesinde, bir kahve köşesinde oturursunuz. Yani sonuçta arkadaşlarınızla paylaştığınız bir ortam vardır. Herkesin bir yeri vardır. Burada konu spora geldiği zaman tartışma başlar. Şimdi Bursa Spor geçmiş dönemde şampiyon değildi. Olmamıştı ama şu an çok rahat, evet. Şimdi çok rahat Bursa Spor'un başarılarını da tartışabiliyorlar yani. Ama bu demek değildir. Yani kendim için bunu söylemiyorum. Biz, ben hiç unutmam, 2004'te ben Türkiye Şampiyonası'nda maça gittim. Türkiye Şampiyonası'nda hatta sistemde var. Bursa Spor bayrağıyla çıkmış. Geçen gün gördüm, vay be dedim. O zamanlar yani yaklaşık 1 yıl 12 yıl önce bir maça çıkıyorsunuz. Elinizde Bursa Spor bayrağı var. Biz Bursa'ya geldiğimiz gün, hatta ben ilk Bursa Spor maçına gittiğimde Bursa Spor 2. ligiye düşmüştü o zaman. 2. ligdeyken gittim. Ama tabii bir şey var hani, gönülden mi seviyorsun yoksa reklam olarak mı seviyorsun? İşte bizim iş yerimize, iş yerimize gelen insanlar görür ki bizim ne kadar gönülden Bursa Spor'u sevdiğimiz. Sadece reklam amaçlı olsaydı biz böyle her yerde söylerdik bunu. Ya işte Bursa Spor'u seviyoruz diye, ama biz yürekten sevdiğimiz için sadece yanında olmamız gerektiği an yanında olmuşuzdur Bursa Spor'u. Ama menfaatimiz için hiç girmedik, girmeyiz. Yok, çünkü bizim anlamında zaten bizim bir evet Bursa üzerimize düşeni de yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz kimse için de Bursa Spor'u sevmiyoruz. Birileri için Bursa Spor'u da sevmedik. Birileri için de sevmeyeceğiz. Ya da bir yere gelebilmek için ya da bir yerde olabilmek için de biz Bursa Spor'u sevmiyoruz. Bursa Spor'a 2004'te ve Türkiye Şampiyonası'nda bayrağıyla çıkmışsa, hiç alakasız olan bir ortamda Türkiye Şampiyonası'nda boks camiasının ringe çıkıyorsunuz. Elinizde Bursa Spor bayrağı. Demek ki biz Bursa Spor'u sevmişiz. Çok güzel olmuş olur. Ama tabii bu son süreçte hani şu anki durumu, tabii Ertuğrul Hocamızın da bir istifası oldu. Yani eksikler var mı? Var. Yapılması gerekenler var mı? Var. Yöneticilik anlamında da söylüyorum. Başkanlık anlamında da söylüyorum. Bir ayrışmanın olduğu bir camianın başarılı olduğunu hiçbir yerde görmedim. Özellikle ve özellikle aday da olabilirsiniz, başkan da olabilirsiniz, rakip de olabilirsiniz. Seversiniz, sevmezsiniz. Ne olursa olsun, eğer konu Bursa Spor'sa, Bursa Spor'un etrafında kenetlenmek lazım. Ama sadece insanlar kendini düşünerek hareket ederse, ben iyisini bilirim ya da ya bu hiçbir şey bilmez, başka birisi de bu lafı söylerse, o zaman Bursa Spor'a zarar verilir. Şuradan mı? Şu durumda ben eksik gördüğümüz yönleri de var. Tabii kimse kusura bakmaz. Yani birilerinin gönlünü burada memnun edeceğiz, mutlu edeceğiz diye de konuşmuyoruz. Bursa Spor'un eksiği varsa, eksik söylendiği zaman kimse kusura bakmasın, o eksiği düzeltmesi lazım. Zaten eksik olmadığı zaman kimse eksiğini söylemez. İlle de vardır ki bir eksiği söylemiyor. Ama bu da eleştirilere kapalı olan, eğer bir yönetim anlayışı varsa kesinlikle orada sıkıntılı olur. Hani ya da yönetimi beğenmeyip olmamış yönde eleştiri yapanlara da karşıyız biz. Tamam, eleştiri yapalım. Eksiği eleştiri yapalım. Ama iyiyi de takdir edelim. Şimdi Bursa Spor'un bir sıkıntısı var. Geçmişten gelen bir sıkıntılar var. Halen de çektiği sıkıntılar var. Şimdi Bursa Spor şu dönem kötü bir dönem takımı. Bana göre çok iyi bir takım. Ama takım oturdu mu
11. 12. haftaya geldik. Daha takım oturmadı. Demek ki eksik var. Ha, eksik nedir? Yönetim şu an eksiği hocada buldu. Bundan sonra göreceğiz artık. İnşallah umut ediyorum ki eksik odur. Tespit odur. Doğru bir tespittir. Tabii eğer böyle de devam ederse inşallah etmez. Çünkü Bursa zarar görür, Bursa Spor zarar görür. Birileri yani sil baştan yapma şansımız yok çok, yani bizim Bursa Spor'da. Onun için eğer bu takım varsa, bu yönetim varsa bu anlamda da desteklenmesi lazım. Tabii o yönetimin de kendine karşı olan gruplar, grup demiyorum, grupların da eleştirilerine kulak vermesi lazım. Yok işte bu ben istemiyor da bunun için dediği an bitmiştir bu. Çünkü eleştirileri herkesin açık olması lazım. Eğer, çünkü konu Bursa Spor. Bugün nice başkanlar, nice yöneticiler geldi geçti. Ama Bursa Spor halen orada duruyor. Bundan sonra çok kişi de gelip geçecek. Bir sürü yönetici de başkan da gelip geçecek ama değişmeyen bir tek isim var, o da Bursa Spor. Onun için Bursa şehrinin en büyük markası olan Bursa Spor'un kimsenin çıkarı, menfaati, egosu için tartışılmaya açılacak bir pozisyonu yok. Buranın hep konuştuğumuz ortamlarda söylenen bir laf var, bana sorulan bir Bursa Spor'un sahibi ki, Bursa Spor'un sahibi diyor ki ya, yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta, tozda, dumanda, orada burada peşine koşan, arkasında gidip gelen tek bir taraftar var. İşte Bursa Spor'un gerçek sahibi o. Birilerine hesap verilecekse onlara verilmesi lazım. Ama bu anlamda da tabii taraftarımıza da özellikle burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani hiçbir zaman için ne olursa olsun kimseden dolayı küsmesin. Kimseden dolayı küsmesin. Ama başkandan, ama yöneticiden, ama yönetici karşıtlarından dolayı yani Bursa takımına, Bursa Spor'a küsmesinler. Çünkü o takım sizin. Siz bugüne kadar o takımın peşinde dimdik yürürken, arkasında dimdik durduğunuz için bugün Bursa Spor buralar. O çünkü takımlar genellikle sahadaki sporcular taraftarlardan aldıkları enerjiler. O atmosferi yaşayarak bazı şeyleri ortaya koyarlar. Ve bunu yaşatan da tribündür. Yani gerçek taraftardır. Bu anlamda da o konuda ne olursa olsun Bursa Spor'u yalnız bırakmamalarını da istiyorum burada canı gönülden. Onu da söylemek istiyorum. Kaldı ki Bursa Spor taraftarı mesela bir ilke imza atmıştır şampiyon olduğumuz sene hatırlıyorsanız. İstanbul'a 40 bin kişilik bir Bursa'dan giden sadece bir taraftar grubuyla gidildi yani. Tamam da demeyelim de şampiyon olduğumuz dönemden sonra ben bir anımı anlatayım. Ben yurt dışına gittim. Bana sordular nereden geliyorsun? Ben Bursa dedim. O Bursa şampiyon dedi. Texas bağırıyor böyle falan. Şimdi nerede oluyor? Bir Hollanda'daydı. Hollanda. Şimdi Hollanda'ya gittiğimde eğer bir Hollandalı Texas'ı biliyorsa, bir radikali biliyorsa çok özür dilerim. Texas mı dedim. Orada ben ağzımdan kaçırdım onu. Onlara da selam söyledim burada. Şimdi Texas'ı radikali işte Unitim Saha, Genç Bursa Sporları, onun yani adını sayamadım. Genel taraftar olarak değerlendirdim. Atkı şovu yaptılar Bursa Spor deyince. Ben Texas'ı oradan şey yaptım. Atkı şovu söyledi. Demek ki Bursa artık bir dünya markası olmuş ya. Bursa taraftarı bir dünya markası olmuş. Özellikle yurt dışında birçok ülkede Bursa Spor'un atkı şovunun söylendiğini ben çok duydum. Yani nereden geliyorsun Bursa'dan dediğim zaman bana söylenen ilk oydu. Demek ki biz bir dünya markasıyız. Artık Türkiye'de Bursa'da benim hani bu durumda rahatsız olduğum bir konu daha var. Dört büyük derler. Ya eğer büyüklük şampiyon olmaksa biz de beş büyüklerdeniz diyorum ben bunun için. Bursa Spor'da çok büyük bir takım. Şampiyonluk desene şampiyon olmuş. Avrupa'da mücadele etmiş bugüne kadar birçok sefer. İnşallah umut ediyoruz ki bundan sonra da böyle gitmesi. Onun için ben ilk başta söyledim, tekrarlıyorum. Taraftarıyla, yöneticisiyle, Bursa'daki
STK'larla, kamu kurum ve kuruluşlarla, muhalefetiyle, kim olursa olsun Bursa'nın markası olan Bursa Spor'a herkesin sahip çıkması lazım. Peki Fuat Bey, iyi bir Bursa Sporlu olduğunuzu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bir iş adamısınız. Bursa Spor yönetimlerinde görev almayı ister misiniz? Yani böyle bir düşünceniz, hedefiniz var mı? Şimdi hani yöneticiyiz. Her yöneticilik zaten katkı sağlamaksa zaten biz demek yönetici pozisyonundayız. İlle de resmiyette orada olmak gerekmiyor. Tabii hani Bursa için yapılacak her türlü şeye biz varız. Çünkü biraz önce söyledim, Bursa'nın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hani yönetici olmak ya da orada olup olmamak bir şey değiştirmiyor. Eğer bize ihtiyaç duyulduğu an biz her zaman elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğimizi de herkes biliyor. Ama tabii burada bizim de kendimize ait bazı düşüncelerimiz var. Yani bir yönetici, başında söyledim, amatör spor kulüpleriyle aynı yani pozisyon. Kartvizit yöneticiliği mi, reklam yöneticiliği mi, yoksa hizmet yöneticiliği mi? Şimdi zaten eğer gayri resmi biz destek veriyorsak demek yöneticiyiz. Ben çok iyi biliyorum, kimseyi de rencide etmek, kimseyi de rencide etmek istemiyorum ama yönetici olup da sporun ne olduğunu bilmeyen yani kişiler var. Yani bunlar olmaması lazım. Sadece bazı şeyleri idare edebilmek için, bazı şeyleri yönetebilmek için ya da orada olmak için, olmanız gerektiği için eğer yöneticiyseniz bana derim ki kusura bakmayın, siz Bursa Spor'a zarar verirsiniz. Orada durmanız Bursa Spor'un yararına derim. Hemen oradan bence istifa edilmeli. Yani şu ankiler için demiyorum, geçmişten bugüne kadar. Ama ne var? Şimdi yönetmek yani ismi üzerinde, idareci, idare etme. Eğer oradaysanız sporun içinden gelmiş birisi olarak. Yani şimdi biz elhamdülillah niye bu kadar sporla geçeceğiz? Ben milli sporculuk döneminde sporcunun psikolojisini ilgilendim. Eğitimimi Londra'da spor yöneticiliği üzerine tamamladım. Lisans yaptım. Yöneticiliğin ne olduğunu öğrendik. Pratik olarak hem yöneticilik hem sporculuk da yaptı. Bunu da iyi biliyoruz. Ama bunu sadece benim orada olmam gerekiyor diye düşünmemem lazım. Orada olanlara da biz elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Tabii nasipte ne varsa o olur. Yani bizim resmiyette ya da gayri resmi ne olursa olsun bize ihtiyaç olduğu her an hep olduk. Bundan sonra da olacağız. Yani ille de orada listede olmanın bir anlamı yok. Önemli olan listenin ne oldu? Listenin ne olduğu çok önemli. Sizin zaten olduğunuz yerde başarı oluyor. Onu da, teşekkür ederim. Bu da sizin bakış açınız. Tabii böyle baktığınız sürece biz de mutlu oluyoruz. Biz zaten bir yere gittiğimizde bu ne olursa olsun yaptığımız işte öyle. Çünkü 50 metrekareden gelip bugün elhamdülillah 55 bin insanca hizmet ediyoruz. Ticari olarak başarının yanında sportif anlamda da yani miniklerde başlayıp büyüklerde birçok uluslararası madalya getirdim. Bir sürü uluslararası başarı elde ettik. Gittiğimiz, temsil ettiğimiz branşlarda da hani kulüp yöneticiliklerinde de biz ilk gittiğimizde ikincilikte olan takımlar şu an birincilikte ve hatta Avrupa'da mücadele ediyor. Bunun yanı sıra biz tamamıyla hani bilerek mantıklı bilimsel, akademik yönümüzle biz çalışmalar içinde var oluyoruz. Sadece başarı hedefli. Yani bazı şeyleri yaptığınız zaman zaten eksikleri az çok tahmin ediyorsunuz. Bu anlamda da başarılı olmamız da tamamıyla bilinçli hareket edip, tamamıyla temsil ettiğimiz yeri düşünerek hareket etmemizden dolayıdır. Eğer bizde de eğer dediğim gibi hani sadece kartvizit başkanlığı yöneticisi olsaydı biz de başarılı olamazdık. Siz onu yapmazsınız evet. Zaten biliyoruz. Peki toparlayacak olursak Fuat Bey, Bursa Spor'u taraftarlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bu zor günlerden geçiyoruz. Şimdi taraftar bugüne kadar hep Bursa Spor'un yanında var oldu. İyi günde de kötü günde de.
Bundan sonra da Bursaspor'un yanında olacaklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de söyledik, hani Bursaspor taraftarı dünyaya mal olmuş bir taraftar, dünya markası olmuş. Atkı şovuyla ne kadar ünlü olduysa da, ama gerçek anlamda da gönül taraftarlığı olarak da büyük bir taraftar. Bu anlamda önemli olan zor günde sahip çıkmak. İyi günde zaten herkes sahip çıkar. En basit örneğini de vereyim. Bursaspor şampiyon olduğu dönemlerde o fotoğraf karelerinde Bursa'da kimi isterseniz görebilirsiniz. Gidin bakın, bir tane fotoğraf bulun. Herkesi orada görürsünüz. Ama işte şimdi gidin, bir fotoğraf çektiğinde herkes bir tarafa kaçar. Önemli olan böyle dönemlerde Bursaspor'a sahip çıkmak. Zaten gerçek anlamda taraftarlık, yöneticilik, idarecilik, Bursasporluluk işte bu dönemlerde ortaya çıkar. Zor günde, iyi günde zaten herkes vardır. Böyle günde de hani Bursaspor taraftarlarının Bursa'yı ne kadar sevdiğini iyi biliyorum. Sahip çıkmasını, ben gerekiyor mu zaten sahip çıkıyorlar. Ama bunun yanı sıra ben Bursa kamuoyunun da, Bursa'da yaşayan biraz önce söylediğim iş adamlarının, işte kamu kurum kuruluşlarının, STK'ların, bunların da sahip çıkmasını istiyorum. Önemli olan bunların sahip çıkması. Sadece başarılı bir fotoğrafta, şampiyonluk fotoğraflarında o karelerde görünmek bir şey değiştirmez. Bir katkı değildir bu. Yani ben yaptım anlamına gelir. Ama önemli olan gerçek anlamda ben yaptım demek. Evet. Sadece ben Bursa kamuoyunun bugünlerde Bursaspor'a sahip çıkması arzusu içinde. Evet Fuat Bey, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizin de özellikle bu Bursaspor'a ne kadar gönül verdiğinizi, Bursaspor'u ne kadar önemsediğinizi biliyorum. Bu anlamda da zaten birçok çalışmada da beraber olduk. Bu anlamda da ben kamuoya nezdinde size teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, işte TİMSAT'ta bugünkü konuğumuz Furfa Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Alpaslan'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Uludağ Akaryakıt Koçbet'in sunduğu İşte TİMSAH devam edecek. Uludağ Akaryakıt Koçbet'in sunduğu İşte TİMSAH devam ediyor. Evet, İşte TİMSAH programında bugünkü konuğumuz Bursaspor'da uzun yıllar yöneticilik yapmış. Aynı zamanda Bursaspor'un altyapılarında görev almış, amatör kümelere destek vermiş bir iş adamımız. Mersa Şirketler sahibi Ekrem Senal'la birlikte oluyoruz. Merhaba Ekrem Bey. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için biz de teşekkür ediyoruz. İsterseniz önce bir iş hayatından başlayalım. Mesela bir iş adamı. Evet. Biz Mersa grubu olarak, Mersa Demir Çelik olarak 93 yılında başladık Demir Çelik sektörüne. Kuruluşumuzda 100 metrekare bir iş yerinde demir çelik hayatına, serüvenimize başladık. Yaklaşık 23 yaşında kurdum Mersa Demir marketi. Daha sonra yaklaşık 22 yılı buldu. 22 yıllık bir süreç. Çok şükür hedeflerimiz, arzularımız, beklentilerimizin fazlasıyla karşıladık. Geldik, iyi bir noktadayız. İnşallah daha iyi noktalara getirmek istiyoruz şirketimizi. Bu sürede bir yatırımlarınız da oldu galiba. Tabii ki demir çelik üzerine yatırım bitmez. Demir çelik çok geniş bir sahayı ve alanı kaplıyor. Türkiye'deki her sektör demir çelikten faydalanmak zorunda. Mobilya sektöründen inşaat sektörüne, otomotiv sektöründen çelik eşya sektörüne, her sektör demir çelikle bir şekilde bir noktada buluşuyor. Dolayısıyla demir çeliğin yatırımları bitmez. Evet, makine yatırımlarımız oldu. Demir saç işleme tesisi oluşturduk. Saç kesim, büküm ve saç üzerindeki çeşitli işlemlerle. Böyle dolayısıyla yatırımlar hızlı devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Devam ediyoruz. Ekrem Bey, biraz da Bursaspor gündemine dönelim. Sizin Bursaspor'da futbol şube sorumlunuz, mali as başkanlığınız, aynı zamanda Bursa Mernos'ta başkanlık görevlerinde bulundunuz. Bu günlerdeki güzel anılarınız var mutlaka. Evet. Biraz da onlara dönelim. Şimdi 2005 yılıydı. Levent Kızıl, o zamanki başkanımız,
Levent Kızıl beni aradı. Bir görüşmek istediğini, Bursa Spor'la alakalı planları, projeleri olduğunu. Takım Bursa Spor o zaman ikinci ligdeydi. Ve o sene sezonu çıkamamıştı. Türkiye Türksel Süper Ligi, o günkü ismiyle Türksel Süper Ligi'ne çıkamayı başaramamıştı. İkinci ligde kaldı bir yıl biliyorsunuz. O dönemde, o sezon sonuydu. Çıkamadığı sezonun sonuydu. Bana beraber çalışmak istediğimizi, Bursa Spor'da artık görev almam gerektiğini söyledi. Biz de olumlu karşıladık kendisini. Kendisi benim için bir başkandan çok bir abi konumundadır. Bana çok değer vermiştir. Ben ondan çok şeyler öğrenmişimdir. Bursa Spor adına, yöneticilik adına gerçekten kendisi Bursa Spor'da olması gereken insanlardan bir tanesidir. Bursa Spor'un ihtiyacı olan insanlardan gerek lobisi, gerek karizması da kendisi değer verdiğim bir insandır. Bana güzel bir imkan tanıdı Bursa Spor'la ilgili ve oradan Bursa Spor maceramız başladı. Ve o nihayet o maceramızın sonunda da o sezon sonunda şampiyon olduk. Bursa Spor'u ikinci ligden birinci lige çıkaran yönetimde görev yaptım. Daha sonra Süper Lig'de görev yaptık. Daha sonra Bursa Merinos 3. lige düştü bizim bizden önceki yönetim zamanında. Daha sonra biz de 3. ligdeyken Bursa Spor hem kulüpte futbolla alakalı benim bilgi birikimimle altyapıda altyapıyla ilgili çalışmalarımda bile Levent Başkanlığı için Merinos'u bana emanet etti. Merinos Başkanlığı yaptım bir yıl. Merinos'ta başkanlık yaptığımız yıl tamamen Bursa Spor altyapısından oyuncularla yola çıktık. Hepsi o günün tam 18 yaşındaki oyuncular hepsi. Hiçbir tane dışarıdan oyuncu almadan hepsi Bursa Spor'un altyapısından yetişmiş oyuncularla yola çıktık. Ve o yıl finalde Trabzon Değirmendere'ye Ankara'da playofflarda son maçta kaybetmesek ikinci lige çıktık. Ama o takımdan Serdar Aziz, Volkan Şen, Koray Öztürk o yıl A takıma verdik. Ve bunlar zaten yıllarca meyvelerini yedik bunların Bursa Spor olarak. Dolayısıyla öyle bir serüvenimiz oldu. Daha sonra Ali Karasu dönemine geldik. Ve Ali Karasu döneminde talihsiz maalesef, yani şimdi burada böyle çok klasik olacak ama hani böyle nasıl yorumlasam tam kelimesi otursun diye söylüyorum. Maalesef bazı dışarıdan müdahaleler, bazı dışarıdan müdahalelerden dolayı çalışma fırsatı bulamadık, rahat çalışma fırsatı bulamadık. Kamuoyundan çok tepki aldık, baskı yedik, öyle söyleyelim. Yanımızda değil, daha doğrusu Türkçesini söylemek gerekirse Bursa Spor, o kamuoyu, o günkü Bursa Spor kamuoyu, kongreden seçimi kazandık ama bizim yönetimimizi benimsemedi, belki biraz da ondan kaynaklandı. Bizim de hatalarımız vardı mutlaka bunda. O yönetim yürümedi. 5-6 ay, 7 ay sonra da istifa ettik. Bıraktık. Ondan sonra da işte futbola Araba Yatağı Spor, Bursa Spor bazen taraftar olarak, bazen de divan kurulu üyesi olarak devam ediyoruz. Ama Bursa Spor'dan kopamayacağınız anlamı çıkıyor bu. Tabii futbol bizim için yani işimizden daha önde gelen bir öncelik. Yani ben sabahleyin işe gittiğim zaman ilk önce günün spor haberlerine bakmadan işe başlamam. Yani akşam olduğu zaman da spor haberlerine yatarım. Yatmadan önce en son işte Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan spor camiasıyla ilgili haberleri okumadan uyumam, öyle söyleyeyim. Yani ben gazeteyi aldığım zaman hangi gazete olursa olsun elime spor sayfasını okurum. Ana sayfayı, dış manşetler beni çok o kadar yani okuruz tabii ki ama etkilemez. O kadar çok okurum ama etkilemez, öyle söyleyeyim. Peki Ekrem Bey, bir de Bursa Spor'un 2010 yılında kazandığı bir şampiyonluk var. O zaman gerçi yönetici değildiniz ama evet. Bursa Spor'da her zaman taraftar anlamında da olsa destekleriniz oluyordu. Evet. Biraz o günleri bahseder misiniz? Nasıl heyecanlandınız? Ya şimdi tabii o gün gerçekten biz, şimdi doğrusunu konuşmak gerekirse beklemiyorduk şampiyonluğu. Çünkü Fenerbahçe son maçta Fener kendisi aslında oynayacaktı. Ve Fenerbahçe'ye galibiyet yetiyordu. Yani o gün Fenerbahçe kazansa Bursa Spor'un kazanması bir şey ifade etmedi. Dolayısıyla da biz açıkçası o gün için şampiyon olacağımızı pek hayal etmiyorduk desek yalan olmaz işin doğrusu. Ama çünkü bir de ondan bir hafta önce tabii Türkiye'de biliyorsunuz bazen böyle şeyler yaşanıyor. O gün bir hafta önce de ondan Trabzonspor kupayı Fenerbahçe'den aldı. Böyle sanki hani
Al gülüm, ver gülüm beklentisi de oluştu insanlarda. Böyle bir algı oluştu. Doğruyu konuşmak gerekirse. Bir beklentimiz yoktu. Ama hakikaten bana göre Allah'ın takdiri, Bursaspor'un, futbolcuların, taraftarın, yöneticilerin hepsinin emeği, isteği, arzusu yerine geldi demek lazım. Çünkü hakikaten o gün Trabzonspor'u veyahut da Bursaspor diyelim, Fenerbahçe maçı ile Allah kurtardı. Yani hakikaten tek kale bir maç. Burak'ın yarım vuruşu, gol olmasın diye vurdum der gibi maçtan sonraki yorumları filan dinlediğiniz zaman hakikaten bir ilahi güç Bursaspor'un şampiyon olmasını istedi. Çok da güzel oldu. Şampiyon olduk. Bu çok önemli ama tabii ben şunu belirtmek istiyorum. Bu çok önemli. Bence bu daha önemli. Çok mutlu olduk. Çok sevindik. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin başkanımıza. İbrahim Yazıcı başkanımıza. O gün çok büyük emekleri var şampiyonlukta. Levent başkanımızın da emekleri vardı. O da federasyondaydı biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi şuraya getirmek istiyorum hadiseyi. Orada işin diğer boyutu. Ya ben hani 20 yıl sonra ya işte 2010 yılında biz şampiyon olmuştuk. Çocuklar böyle böyle oldu demek benim tarzım, futbolda benim bu tarzım değil aslında. Yani Bursaspor her yıl şampiyon olamayabilir. Ama her yıl şampiyonluğu oynamalı. Her yıl üstüne bir şeyler koymalı. Yani bu sene şampiyon. Şimdi mesela Fenerbahçe bu konuda, Galatasaray, Beşiktaş bu konuda bir istikrar yakalamışlar. Şimdi Bursaspor yani şampiyonluğu sezon başında konuşmak yönetimleri korkutuyor Bursa'da. Niye? Çünkü hedef koymuş oluyorsunuz. Başaramadığınız zaman başarısız oluyorsunuz. Ama bundan kurtulabilmeli Bursaspor. Yani bir istikrar yakalanması lazım. Yani bir şampiyon olduk. Şimdi Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu gibi. Tamam o oldu bitti. 15 yıldır onu konuşuyor herkes. Başka? Başka yok yani. O zaman anlamı yok yani. Yani ama Arsenal her sene Şampiyonlar Ligi'nde. Arsenal. Oynadığı takımlara bakıyorsunuz. Şu yaşlara bakıyorsunuz. 18-20 yaşında çocuklar. Türkiye bunları yapabilmeli. Bursaspor bunları yapmalı. Yani Bursaspor bence Arsenal olmalı. Türkiye'nin Arsenal olması lazım. Benim kafamdaki Bursaspor. Potansiyel de var. Potansiyel. Altyapısı var. Ya şimdi mesela bu sene bakıyorsunuz. Ertuğrul Ersoy Rize'de oynuyor yani. Son 2-3 maçta oynuyor. Ya neden Bursaspor'da oynamıyor? Ya oynasın. Taraftar şimdi haklı. Yönetim diyor ki yönetim ya taraftar baskı yapar. Transfer istiyor, bilmem ne istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Ya tabii taraftar bunu anlatamazsanız, taraftara bunu hissettiremezseniz taraftar ister ama taraftara bunu iyi anlatırsanız, ne yapacağınızı iyi anlatırsanız ve plan programla yola çıkarsanız bu 2 yıl sonra taraftar sizi omuzlarına taşır. Evet, plan program şart. Aslında şampiyonluğun hemen sonrasındaki 3-4 seneye yakın gene Avrupa kupalarına falan katılma şansımız oldu ama bu seneye gelecek olursak bu sene bir anda kulüpte kadro değişti, omurga dağıldı, yeni bir yapılanmaya gidildi. Şimdi hadise Avrupa kupalarına Bursaspor bakın. Şimdi bir tane gerçek var. Bir tane gerçek var. Şimdi geçen yılda yönetim biz işte başarılıyız, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımız. Şimdi bu Türkiye'de bütçelere baktığınız zaman, ortaları bütçeleri, seyircileri, potansiyeli koyduğunuz zaman sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray rakamlarla, ciro şeylerle bahsediyorum. Taraftar sayısı ve cirolarla bahsediyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor. Dolayısıyla Bursaspor'un bir kere her yıl istatistik olarak, normal standart olarak baktığınız zaman her yıl Avrupa kupalarına gitmesi zaten sıradandır. Yani Bursaspor'un 5. olması başarı değil. Başarı değil. Çünkü kıstasa baktığınız zaman Bursaspor'un mesela Başakşehir geçen sene 5. oldu. Bursaspor'un önüne geçti. Bursaspor 6. oldu. Demek ki Başakşehir başarılı, Bursaspor başarısız. Ha Bursaspor 4. olursa Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'den bir tanesini geri altına alabilirse başarılı. Niye? Çünkü zaten istatistik rakamları ortaya koyduğunuz zaman Bursaspor'un standart olarak 5. olması lazım. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olması mucize değil. Bu ama Bursaspor'un şampiyon olması o gün için mucizeydi 2010 yılında. Çünkü hiç yaşamamış. Çok büyük başarı. Ama Bursaspor'un 5. olması asla başarı değil. Başarısızlık da değil, olması gereken yer. Zaten Bursaspor her yıl 5. o zaman yani her yıl Bursaspor'un Avrupa kupalarına gitmesi lazım zaten normal. Sivas'ın, Başakşehir'in gitmemesi lazım. Bursaspor'un gitmesi lazım. Şimdi Avrupa kupalarına gidiyoruz 4 yıldır. Avrupa kupalarına gidiyoruz. Bu sadece bu yönetimle alakalı konuşmuyorum. Genel konuşuyorum. Oraya kaymasın konu.
Avrupa Kupalarına gidiyoruz. Elendiğimiz takımlara bakarsanız zaten hadisenin rezaletini görürsünüz. Yani Çikura, Gürcistan takımı kalemize gelmeden bizi eliyor yani. Böyle bir şey yok yani. O dolayısıyla hani şuraya getirmek istiyorum. Maalesef Bursaspor'un kazandığı, hani geçen yıl kazandığı kupayı, Galatasaray'a kupayı kaybettik. Bu kaybedilebilirdi. Kupa için söylemiyorum ama Bursaspor'un geçen sene 6. olması bence başarılı değil. Bu kadroyla başarılı değil. 5-6 oyuncusu milli takımda olan bir takımın 6. bitirmesi ligi, hiç milli takım oyuncu vermeyen Başakşehir'in ligi 5'liği bitirmesi başarılı değil. Bir yerde eksiklik var. Bir yerde yanlış yapıyoruz yani. İşin Türkçesi. Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu seneki kadro yapısı. Şimdi ya böyle hakikaten çok yazık. Yani bunun tam kelimesi kelimesine söylüyorum. Bu yazık. Neden yazık? Ya böyle bir kadronuz var elinizde. Böyle bir kadronuz var elinizde. 5 tane 6 tane oyuncunuz milli takıma yükselmiş. Yani hiçbir plan program yok. Yani Aralık'ta, Ocak'ta siz bu adamların gideceğini biliyorsunuz. Ya diyebilirsiniz. Ya bilmiyor diyor başkan. Ya mümkün değil. Evet. Bilmesen de hissedersin. Hisseder. Bunu hissedersin. Yani adam söylememiştir. Evet ben sana başkan ben gideceğim dememiştir. Ama hissedersin bunların gideceğini. Veya Fernando'yu 5 milyon euro para veremeyeceğini biliyorsundur. Ya biz son dakika Thomas Necit'i, 4'te Thomas Deschutes'i son dakika buluyoruz. Yani sen Aralık ayında bir tane, iki tane, üç tane en az oyuncuyu bunların yerine alman lazımdı devre arasında. Yani iskelet tutmak için elinde. Veyahut da 6 tane, 8 tane oyuncu gitti. Yani bugün Bursaspor'da Belushi ile Fernando'yu tutsaydı, bugün Bursaspor şu anda gene ilk 5'in içindeydi bugün. Yani sadece 2 oyuncu tutsaydık 8 oyuncudan veya Şener'le Belushi'yi tutsaydık falan diyebilirsiniz. Ama Bursaspor'da bu futbolcuların gitmesi normal, satılması da normal. Yani bakan buraya 7,5-8 milyon euro veriyorsa ben de satarım, yönetim satsın. Ama satmadan önce yerlerine adam hazırlasın, bir takım da iskelet oluşturması lazım. Yani böyle plan program yok. B planı da yok. B planı yok. Yani 73 milyon, dün akşam divan vardı, 73 milyon para gelmiş. Ortada para yok, ortada takım da yok. Peki aldıkları oyuncular, Necmettin Kocaman sorusu benim arkadaşım sayıyordu. Aldıkları futbolcuların hepsi iyi oyuncular. Ama plan programsız toplama bir takım oldu. Şimdi takım ne yapacağını bilmiyor. Ertuğrul Hoca'nın başarısızlığı da buradan mı geldi? Tabii ki Ertuğrul Hoca'nın başarısızlığı da buradan geldi ama Ertuğrul Hoca'nın başarısızlığı şuradan geldi. Şimdi Ertuğrul, şimdi teknik direktör bir takıma gider. Bir takıma gider teknik direktör. Giderken sen şampiyon olmuş, Bursa'da daha önce şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörsün. Şimdi Ersel hocamız var şu anda takımın başında. Ersel hocanın kayıtsız şartsız gelmesini anlarım. Çünkü bir şart koşacak pozisyonda değil. Ama Ertuğrul Hoca Bursaspor'da şampiyonluk yaşamış, bütün Türkiye'nin kabul ettiği bir isim. Ay, sıfırdan geliyorsunuzdur anlarım. Senin hiçbir şartın şurtun yok mu hocam? Yani ondan sonra bu sonuçlara katlanırsın, bedelini ödersin. Yani hiçbir şartın şurtun, 3 tane oyuncuyu tutmak, 3 tane oyuncuyu odana çağırıp konuşmak bu kadar zor değil. Yani Ertuğrul Hoca bence bu başarısızlığı kendi azaldı. Kimseye kızmasına gerek yok. Ne futbolcu haklısın, ne yönetim haklısın, ne taraftar haklısın. Ertuğrul Hoca bu başarısızlığı kendisi hazırladı. Bir de en çok yakıştıramadım. İşte 10 yıl önce, 20 yıl önce işte takım ligde kalınca yolda konvoy yapıyormuşsunuz bilmem ne. Ya bu Ertuğrul Hoca'nın işi değil. Talihsiz bir harcama. Yani talihsiz, çok talihsiz bir harcama. Benim gözümde Ertuğrul Hoca'yı sıfıra indirdi. Yani kendi başarını örtmek için geçmişle alakalı yorumlar yapmak. Ya şey Adnan Bey, ben sizi zamanında biliyorum, yolda geziyordunuz. Bunu söylememin anlamı yok diye. Yani. Bugün geldiğin noktaya bak. Geçmişteki yaşananlara değil. Ertuğrul Hoca yokken de Bursaspor kupalara katıldı. Ertuğrul Hoca varken de katıldı. Şampiyon olduk. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Ama böyle yorumlar yapması ona hiç yakışmadı. Evet. Peki şu anda Ersel Hoca ile devam ediyoruz. Fakat aynı zamanda yönetimin bir yabancı teknik direktör veya Murat Yakın ismi geçiyor. Burada sizce Ersel Hoca mı devam etmeli yoksa daha bir kariyerli bir antrenör getirmeli? Ya bence benim şahsi görüşüm Ersel Hoca Bursaspor'da henüz benim için devam edebileceğini ben düşünmüyorum. Bence Ersel Hoca'nın yani bir ikinci ligde, bir üçüncü ligde bir başarı yakalaması lazım önce. Henüz burası Ersel Hoca için. Biraz erken diye düşünüyorum. Zaten bu yönetim bu fırsatı vereceğini ben düşünmüyorum. Ersel Hoca benim çok sevdiğim, çok birebir iyi görüştüğüm, çok değer verdiğim bir insan. Onu
değersiz olduğu algısı oluşmasın, çok üzülürüm. Benim için çok saygılı ve camiada çok sevilen bir insan. Ama demin söyledik, Ertuğrul da seviliyordu, şampiyon yapmıştı ama olmadı. Şimdi Ersan Hoca da yazık olur bence. Bence başlayan hadiseyi daha kafadan bitirmemek lazım. Bence Ersan Hoca bir atılım yapması lazım. İkinci ciltte bir atılım yapması lazım. Ondan sonra kendi başına bir takımı çalıştı. Tabii. Kendi ayakları üzerinde daha görmüş. Gerçi Negospor'da falan çalıştı ama yani o Bursa Spor için referans oluşturmadı. Peki Ekrem Bey, toparlayacak olursak özellikle Bursa Spor taraftarlarına nasıl bir yol çizersiniz? Nasıl bir mesaj verirsiniz? Ya şimdi Bursa Spor taraftarlarına gerçekten şu anda Bursa Spor'un bulunduğu puan durumu itibariyle, yapısı itibariyle şu anda gerçekten konuşacak ümitli bir şey yok. Görüntü bu maalesef. Ama bu problem asla, bak katı söylüyorum, samimi arkadaşlarım var yönetimin içinde de, şu andaki mevcut yönetimde. Bireysel değil. Benim şu andaki eleştirim hiçbirisi şu andaki yönetime değil sadece. Bursa Spor bizim dönemimizde de dahil olmak üzere maalesef hiçbir stratejisiz yönetiliyor. Stratejisiz. Bir planı, programı yok. Yani bugün biz geliyoruz, yarın taraftar istifadeye bağırıyor, 5 maç sonra yeniliyoruz, gidiyoruz. Aslında ciddi, işi seven, işi bilen yönetimler gelmeli. Gerekse küme düşse bile sabredilmeli. Küme düşse bile, ki Allah göstermesin, böyle bir şey arzu etmeyiz ama küme düşse bile sabredilmeli. Belli program, belli bir plan çerçevesinde hareket edilmeli. Çünkü eğer plan yapmazsanız, evet 2010 yılında şampiyon oluyorsunuz. Bugün de bu 13-12 maçta 8 tane mağlubiyet. 13 maçta 8 mağlubiyet. Bunu yaşıyorsunuz. Seneye tesadüfen gene şampiyonluğu oynayacağız. Bir kadro denk gelecek. İşte toplanacak tesadüf. Bu bizim geçerli kadronun denk geldiği gibi. Geçerli kadro bana göre hani tamam alındı. İçinde Volkan'ı biliyorduk. Ama şeyler üst yaptı. Fernando ilk geldiği zaman eyvah bunu nereden bulduk dedik. Ama sonra iyi çıktı. Bakan bu ya yapar mı 1.800.000 euro dedik. Sonra 2.500.000 euroya gitti. Yani hayatta tesadüfler de var tabii. İnsanlar tesadüfleri ben hiçe saymıyorum ama tesadüfler tamamen sabahleyin kalkarsınız. Bugün ya mutlu olacağız ya mutlu olmayacağız. Ama bir planınız, programınız varsa sabahleyin kalkıp mutlu veya mutsuz olacağınızı bilmek bence daha doğrusu, daha güzeli. Dolayısıyla taraftarlara mesaj anlamında söyleyeyim. Bursa Spor inşallah planlı, programlı çalışan, belli bir sistem üzerine çalışan ve en önemlisini söylüyorum, bakın en önemlisi Türk futbolunun, sadece Türk futbolu için geçerli, dünya futbolu için geçerli bu. Kuruluşu altyapılardadır. Altyapıya önem vermek lazım, kendi çocuklarımıza güvenmek lazım, kendi çocuklarımıza forma şansı verebilmek lazım, kendi çocuklarımızı teknik direktör yapabilmemiz lazım ama bunlar için planlı ve programlı çalışmak lazım. Taraftarlara benim ricam şu, tribünlere gelmeleri. Taraftar bak bu sene Konya 16.000 oynadı. Geçen haftaki 13 haftalık istatistiğe göre Bursa Spor 10.000. Konya geçti Bursa Spor'u. Mesela ben gördüm, üzüldüm. Taraftarların tribüne gelmeleri ve karşılıksız renk sevdası ve arma sevdası, kişilere bağımlı değil, gerçekten birey bağımsız, gerçekten sadece renk forma aşkıyla tribünlere gelen taraftarlar, gerçek Bursa Spor taraftarlarına biz inşallah ileriki dönemlerde Bursa Spor tekrar şampiyon olacağını, Avrupa'da başarılı olacağını, olması gereken bir Bursa Spor oluşacağını ümit ediyor. Onlara da sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Öyle söyleyeyim. Peki Ekrem Bey, çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Peki, işte Timsah programında bu haftaki konumuz Ekrem Senal'dı. Mersa Şirketler Grubu sahibi. Bugünlük bizden bu kadar. Uludağ Akaryakıt Koçbet İşte Timsah'ı sundu.